فَصَّدِّكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا مَوْتَ بَعْدَهُ وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Geçen dersimizde Ebu Yezid el-Bestami kutsi sirruhu Hazretlerinin bazı menakıbinden bahsettik. İnşallah sesim daha tam düzelmiş değil. Velakin dualarınız bereketiyle elhamdülillah biraz açıldı ve bazı iltihaplar zahil oldu. İnşallah yine de ödemler var vesaire. İşte Allah-u Teala'nın koyduğu sebeplere riayet ediyoruz. Zaten buna mani olacak bir şey de kasıtlı yapmış değiliz. Yani mesela senelerdir bu ses tabi lazımdır. İslam'a hizmette kullanılıyor diye. Soğuk yememeye dikkat ederim, soğuk içmemeye dikkat ederim. Zaten nodül de var. Senelerdir böyle keyfi şeylerle sesi bozmamaya çalışırım. O bakımdan ama tabi takdir-i ilahidir. Hiç bildiğimiz bir sebep yokken bu hasıl oldu. Tabi bende çok hastalıklar var. Behçet hastalığı da var. Başka hastalıklar da var. Onlar da birbirini tetiklemiş olabiliyor. Bazı kere doktorlar da çözemeyebiliyor. Bayağı bir ağır oldu yani. Onun için siz beni idare edeceksiniz. Ben de sizi idare edeceğim. Birbirimize efendim anlayışlı olalım. Demek istediğim. Biz de çok kuvvet vermeyelim. Sesimizi idareli kullanalım da tam açılsın. İnşallah rahman. Çünkü bu ödem geçerse rahat açılır inşallah rahman. Evliyaullah'ın menkıbelerinden inşallah usanmıyorsunuz. Üşenmiyorsunuz. İnşallah dostların menkıbelerinde rahmetler yağıyor. İnde zikri salihin tenzilur rahme. Salihler anıldığı zaman rahmetler yağar. Allah Teala Hazretleri kalp gözlerimizi açık etsin. Kiminin kafa gözü görür, kiminin kalp gözü görür. Kimi zahiren yakın olur, kimi batınen yakın olur. Allah Teala bu dostlarına manevi yakınlıklar bize nasip eylesin. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri Sultanül Arifin öyle buyururdu. Rubbe garibin minna ba'idin anna. Rubbe ba'idin anna garibin minna. Nice yakınımızda insanlar var, bizden uzaktırlar. Nice uzağımızda insanlar var, bize yakındırlar. Şimdi onun yanında olan, yakınında olan insan olabilir. Halbuki manen ondan uzak olabilir. Ama siz ne kadar uzaktasınız, manen yakın olabilirsiniz. Evliyaullah'ı hatırlarsanız, onlara rabıta yaparsanız, onların ruhaniyetine teveccüh ederseniz, yani yönelirseniz, onlar sizi kesinlikle boş çevirmezler. Çünkü Allah Teala onlara tasarruf vermiştir. Yetki vermiştir. Onların işleri büyüktür. Bütün veliler onları ziyaret ederek erdiler. Veli oldular. Ya Ebu'l-Hasen-i Karkani Hazretleri kaddesallahu sirruhu. İnşallah önümüzdeki derslerde onu da anlatacağız. Çünkü onu da ziyaret etmiş olduk ama 12 sene devam etti kabri şerifine. Bestami Hazretleri'ni görmedi. Tanımıyor. Hiç tanımıyor. Çünkü ondan 150 sene kadar belki arası var. Ama Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri ta oradan geçerken, Harkan'dan geçerken ne diyordu? Buradan bir çocuk doğacak. Tarifini yapıyor. Şöyle uzun boylu olacak, şöyle kaşı böyle, gözü böyle, hepsi tarif ediyor. Bu diyor benim yolumu parlatacak dedi. Bizim silsilemiz ondan gelir. Ebu Yezid el-Bestami'den kim aldı? Ebu'l-Hasen-i Karkani. Görüştüler mi? Hiç görüşmediler. Görüşenler var, hava alır. Bak görüşmeyenler var, kabrinden makam alır. Evliyaullah'ın hali böyle. Velilerden biri diğerini ziyarete gitti. Oturdular. Sessiz. Yarım saat, bir saat öyle duruyorlar. Müritler de kabak gibi bakıyor. Onlar da diyorlar ki
Allah Allah, o bir keramet anlatsa, bu bir keramet gösterse, biz de kapsak, hava atmak için durur. Böyle de adam çok, o da bir hastalık, hava atma hastalığı. Ya sen ne alacağına bak, ne hava atacaksın? Durdular durdular, hiçbir şey konuşmadılar. Ayrılırken dediler, ne kadar uzun görüştük elhamdülillah dediler. Müritler de şaşırdı kaldı. Hiçbir şey konuşmadılar ya dedi, ne görüştüler? Gönülden gönüle yol var halila, minel kalbi ilel kalbi sebiyle. Ruhaniyet, ruh ölmüyor. Ruh bedenden ayrılıyor, daha güçleniyor. Vefatlarından sonra bu dostların tasarrufu artıyor. Ne gibi? Kılıcından çıkan, kınından çıkan kılıç gibi. Kılıç kınında çok keskin olmaz. Hiç keskin olmaz. Ama çıkarttın mı çok keskin olur. Onun için bu zatların tasarrufu devam ediyor. 12 sene sıralı devam ediyor kabrine. Her gün yolda giderken de bir hatim okuyor. Ebu'l-Hasen-i Harkani Hazretleri. Giderken de yolda ne yapıyor? Bir hatim okuyor. Yolda sağa sola bakarak gitse kabirde de o istifadeyi göremez. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın huzuruna geldi birisi de. Hazreti Osman halifeydi. Emirül müminin iken öyle duruyordu. O da geldi bir meselesi için. Direkt ona ne dedi? Henüz zina eseri gözünden kaybolmamış adamın müminlerin emirinin huzurunda ne işi var? Adam şaşırttı kaldı. Dedi, evahyem ba'de Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Osman dedi, ben vahiy kesildi diye rahat hareket ediyordum dedi. Resulullah vefat etti. Resulullah'tan sonra vahiy mi geliyor dedi. Halbuki bu vahiy değil. Nedir bu? Keramettir. Nedir bu? Hazreti Osman dedi, la, vahiy gelmiyor bana dedi. Ebu Bekir Sıddık'a bile vahiy gelmez. Vahiy ancak peygamberlere gelir. Vahiy değildin. La, velakin burhanun ve ferasetun ve kerametun. Allah'ın bize bir verdiği bir ilim var, bir görüş var, bir bakış var, bir feraset var, bir hüccet var, bir delil var, bir de keramet var dedi. E şimdi onun için oradan onun kabrine giderken hatim okuyarak gidiyor. Bir namahreme bakmaz. Bir gıybet yapmaz. Bir dedikodu yapmaz. E sen kabir ziyaretine giderken sağından dedikodu, solundan gıybet ede ede gidersen, kabir ziyaretinde gülersen, kabir ziyaretinde arkadaşlarından şakalaşırsan, cep telefonuna bakarsan, bir de mesaj da atarsan, arada bir. Konuşmuyor ya göğe, mesaj atıyor. E şimdi burada feyiz kalır mı? Burada huzur olur mu? Bir defa teveccüh yok, rabıta yok, yöneliş yok, bağlantı kurulamıyor. Hat kopuk, hat. Zaten frekansa hiç giremiyor. Hiç frekansa girdiği yok. Kenarından, köşesinden. Ondan sonra, ya eskiden böyle şeyler oluyormuş, şimdi niye olmuyor? Şimdi de oluyor, sana olmuyor, bana olmuyor. Halâder Efendi babamız, Kaddesallâhu aleyhi ve sellem, 4 mezhep ütüsü, Efendi Hazretlerimizi son 8 senesinde yetişti. Keşke dedi, seni dedi, daha gençken bulsaydım, çok okuturdum dedi. Fakat okutacak takatı kalmamıştı. Ancak sohbet ediyordu. Efendi Hazretlerimiz sohbetten istifade ediyordu. Efendim ama Mahmut geldi mi, Mahmut geldi mi, o gelmeden başlamazdı sohbete. Sonra da ne derdi? Efendim, ben de ne varsa Mahmud'uma verdim. Bu manevi bir veriştir. Ondan sonra seyri sülükünü tamamlatıyordu. Fakat tabii hızlı gidilmesi lazım. Çünkü Alaaddin Efendi Hazretlerimizin vefatı yaklaşmış. 110, o en azından ortalama 110 yaş. E bu durumda ne dedi? Evladım dedi, benim vefatımdan sonra mezarımın başını bırakmayın. Oradan okutacağım seni dedi. Ve üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin Kuddüsesi ruhu 2 sene kabri şerife sıralı gittiği biliniyor. Kar, kış, o zaman araba maraba da icabında böyle cemaat yok, böyle ihvan yok, bir şey yok. Araba yok. İcabında böyle arabalar, herkesin altında özel arabalar, bir şey yok. Yaya. Çarşamba'dan Edirne kapıya, alttan doğru işte Edirne kapıdan çıkıyor. Yaya gidiyor. 2 sene devam etti. Çünkü ne buyurdu? Mezarımdan okutacağım sizi. Hakikaten hala biz tefsir yazıyorduk beraber. Tefsir yazarken bir şeyler birden açılır. Mektubattan, şuradan bir şeylerden.
hep efendi baba okutuyor bizi derdi. Hala yakın zamana kadar ben duymuşum onu. Efendi baba okutuyor bizi. Şeyhi için. Ha şimdi bağlılık böyle olması lazım. İrtibat böyle olması lazım. İnsan kendinden bir şey görmemesi lazım. Kendisine verileni mürşidinden bilmesi lazım. O mürşid de mürşidinden biliyor. O da mürşidinden biliyor. Bu nedir? Silsile yoluyla gidiyor. Ondan sonra iş nereye dayanıyor? Tabii ki Cebrail Aleyhisselam'a, Cenab-ı Mevla'ya dayanıyor. Dolayısıyla bütün ilimler Allah Teala'dan geliyor. Mucizeler de ondandır. Kerametler de ondandır. Vahiyler de ondandır. İlhamlar da ondandır. Ama o zat peygamberlik makamında ise ona verilen efendim mucize olur. Ona bildirilen vahiy olur. Ama o zat velilik makamındaysa ona bildirilen ilham olur. Ona verilen harikulade halin adı da ne olur? Keramet olur. Ama mucize ile keramet arasında işlev bakımından, büyüklük küçüklük bakımından fark var mı? Yok. Mesela peygamber şu mucizeyi gösterebilir, veli bunu gösteremez diyebilir misin? Diyemezsin. Hatta ehl-i sünnet itikadında ne diyor? Peygamberin mucize olarak yapabileceği her şeye keramet olarak veli de sahip olabilir. Mesela en büyük mucize düşünelim, ölüyü diriltmektir. Velilerden de ölüyü dirilten var mıdır? Vardır. Abdülkadir Geylani diriltmedi mi? Şah-ı Nakşibend Hazretleri diriltmedi mi? Şah-ı Nakşibend, anlattım size Şah-ı Nakşibend. Ortada diyor, artık çürü şey olmaya başladı. Kararmaya başladı diyor, öldü güneşin altında. Ondan sonra Hay ismi şerifinin tecellisiyle, Allah'ın Muhyi ismi şerifi, Dirilten ismi şerifinin tecellisiyle biiznillah kum. Eğer bir veli Allah Teala'nın Muhyi dirilten, Allah'ımızın çok isimleri var, bir ismi de nedir? Muhyi, El Muhyi. El Hay, diri. El Muhyi, dirilten. Ne diyor İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Kudüs-i Ruh Hazretleri? Ha, veli o makamda Allah'ımızın dirilten El Muhyi ismi şerifine mazhar olup tecelligah olduğu zaman da mezarlığa gelse bütün mevtalara kumu kalkın dese hepsi dirilir ayağa kalkar. Bu kimden? Allah Teala. Muhyi ismi şerifi, dirilten ismi şerifi kimin? Allah Teala dilediği kulun elinde bunu zuhur ettire. Bunda yadırganacak bir şey yok. Ama bir ölçü var. O ölçü de nedir? O zat şeriata uyuyor mu uymuyor mu buna bakacaksın. Çünkü şeriata uymayan bir kişiden de bir harikuladelik görülebilir. Hokkabazlık yapabilir, göz boğacılık yapabilir, büyücülük yapabilir, cinler şeytanlar ona yardım edebilir. Cinler şeytanlar devrede gözükmez. Sen onları göremeyince o adam yaptı sanarsın. Ha orada ayıran nedir? İslam'a uyuyor mu? Uymuyor mu? Ne uyuyor mu? O kişinin yaşantısı. Anladın? O kişinin yaşantısı. Onun için ne buyurdu Ebu Yezid el-Bestami, Kudsesi Ruh Hazretleri? Bir adam o kadar kerametlere erse ki havada bağdaş kursa otursa. Siz de bunu gözünüzde görseniz. لَوْ نَظَرْتُمْ اِلَى رَجُلْ اُعْطِيَ مِنَ الْكَرَامَاتِ حَتَّى تَرَبَّعَ فِي الْهَوَى فَلَا تَغْتَرُّوا بِي. Sakın aldanmayın diyor. حَتَّى تَنْزُرُوا. Ta ki bakasınız. كَيْفَ تَرَوْ نَوْ عِنْدَ الْاَمْرِ وَالنَّهِ وَحِفْظِ الْحُدُودِ. Allah'ın emrine karşı nasıl davranıyor? Allah'ın yasaklarına karşı nasıl davranıyor? Ve sınırlarını nasıl muhafaza ediyor mu, etmiyor mu? Buna bakın. Buna uyuyorsa gösterdiği hal keramettir. Buna uymuyorsa istidraçtır. Ne demek istidraç? Allah Teala imtihan olsun diye bazı düşmanlarına da böyle haller verir. Deccal'ı anlattık. Ne hünerleri var Deccal'ın? He? Deccal'ı anlattık işte. Dinlediniz. Deccal'daki o hünerleri şimdi bir evliya bile gösterecek evliya kalmadı. Deccal'ın o hünerlerini. Ama Deccal'lıktan kurtulabiliyor mu? Kurtulmuyor. Çünkü neden? Adam Allah'a ibadet edin, Allah'a zikredin demiyor ki. Ya ne diyor? Bana iman edin diyor. Ya bana iman edin diyene ne yapılır? Seni inkar ediyoruz denilir. Mesele burasıdır. Allah'ın dostları seni kime çağırıyor? Allah'a çağırıyor. Kendilerine çağırmıyor. Onların bu halleri göz önünde bulundurulursa o zaman hak batıldan seçilir. İnşallah İmam-ı Gazali Hazretleri naklediyor İhya-ül Umut'le.
Hep onları anlatacağım. Çünkü İmam Gazali'yi çok ziyaret ettik. Ziyaret nasip oldu, dualar nasip olduğunda şimdi onları da bu münasebetle tanıtmak hakkı doğuyor. Çünkü neden gittik ziyaret ettik? İnşallah şefaatlerine nail oluruz. Gidiyoruz diyoruz ki cemaatimizin de selamını getiriyoruz. Gidiyoruz sizin adınıza selam veriyoruz. Efendim müracaat ediyoruz. Cemaat ortak. Çünkü biz sizle görüşüyoruz, helallaşıyoruz, gidiyoruz. Ondan dolayı sizin de tanımanızda fayda var. Hem bu vesileyle kimisi ziyarete muvaffak oluyor, öğreniyor. Kimisi gidemese de kalben, ruhen teveccüh ediyor, yöneliyor. Hediye gönderiyor. Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ela men mâte alâ hubbi âli Muhammedin mâte şehîdâ. Benim ehli beytimi severek, o sevgiyle ölen şehit olarak ölür. Biz de artık ölüm yolundayız. Hepimiz öyle diyeceğiz. Bu sevgiyi artıralım. Bu sevgiyi artırmak neye bağlıdır diyorum devamlı? Tanımaya bağlıdır. Muhabbet, marifete tabidir. Ne demek? İnsan tanımadığını nasıl sevecek ya? Menkıbesini duymadan, faziletini duymadan, cömertliğini duymadan, güzel ahlakını duymadan, hakkındaki müjdeleri duymadan nasıl sevecek? Ben çok seviyorum. Cafer-i Sadık Hazretlerini seviyor musun? Çok seviyorum. Ama Cafer-i Sadık kim? Mübarek. Mezhebimiz ondan geliyor. Ebu Hanife Hazretleri ondan okuyor. Nakşi tarikatında silsilede Cafer-i Sadık var. Şimdi sen bu zat, ehli beyt, öyle cahil adamlar var ki 12 imamın isimlerini basmış arkadaşlar dağıtıyor. Öyle cahiller var. Bu diyor Şiaların işine benziyor. Yahu kardeşim bunun Şialıkla ne alakası var? İmam-ı Rabbani mektubatında, son mektubunda bahsediyor. 12 imamın faziletinden bahsediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün manevi ciheti, tasarrufları bu zatlara verildi diyor. 13.leri de kimdir diyor? Abdülkadir Geylani'dir diyor. Sıra olarak onlardan doğmamış ama makam olarak 12'den sonra kesiklik oldu. 13. kim geldi? Abdülkadir Geylani geldi. Ben diyor, koca İmam-ı Rabbani, ikinci benim müceddidiyim. Ama ben de diyor bu makamda kimin vekiliyim diyor? Abdülkadir Geylani'nin vekiliyim diyor. Bunu İmam-ı Rabbani söylüyor. Dikkat edelim şimdi. Ha burada İmam-ı Rabbani Hazreti Ömer'in soyundan geliyor. Ama Abdülkadir Geylani de bu 12 imamdan sonra gelen 13.lük makamı verilmiş ona. Bütün feyizler insanlara ulaşan nurlarda, feyizlerde vasıta olmuş. İmam-ı Rabbani diyor, ikinci binin müceddidi benim. Açıkça bunu söylemiyor ama anlaşılıyor. Müceddit ne demek? Yenileyici demek. Yani 1000 senelik dönemde, şu anda 400 küsur sene oldu, 430 sene oluyor. Bu ikinci binin başlangıcından 430 sene oldu. Bu dönemde diyor, kime feyiz geliyor, kime nur geliyor, kime rahmet iniyor? Hepimize, bütün dünya halkına. Bütün bu feyizlerin kaynağı kimdir? Müceddit Hazretleridir. İkinci binin müceddidi olan zat. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri. Peki şimdi oradan birisi soru soruyor. Diyor ki siz böyle buyuruyorsunuz başka mektubunuzda. Şimdi de bu mektupta buyuruyorsunuz ki Abdülkadir Geylani'den geliyor bütün feyizler. Diyor ki ikinci binin başından sonra bu makam bana tevdi edildi. Bu 1000 senede zaten kıyamet kopacak. Bu 1000 senede artık daha yaşamaz. Şu anda İmam Rabbani'nin döneminin dolmasına yani 1000 senelik tecdide 500 küsur sene var. Zaten o dönemde kıyametin kopacağı anlaşılıyor. Çünkü İmam Rabbani kendi işaret buyuruyor. Hazreti Mehdi olsun, İsa Aleyhisselam'ın üzülü olsun ne olacak? İkinci binin içinde olacak diyor. Yani bu bini geçmeyeceğini beyan ediyor kendisi. Ama benim öbür sözümle bu sözüm çelişir mi? Çelişmez diyor. Neden? Çünkü ben bu makamda Hazreti Şeyh'in yani Abdülkadir Geylani'nin vekiliyim. Yani ondan aldım bu makamı, devraldım. Vekaleten ben oturdum diyor. Anlıyor musun şimdi işleri? Onun için Abdülkadir Geylani sözünü Efelet şumusul evveline ve şemsuna ebeden ala ufkul ula la tahrubu. Mektubatta bu beyt. Evvelki velilerin güneşleri battı ama bizim güneşimiz ufukta ebedi batmayacak diyor. İmam-ı Rabbani de diyor ki Hazreti Şeyh Gavsi Geylani bu sözünde sadıktır diyor. Bu sözü doğrudur, onun güneşi batmayacaktır. Çünkü ben de onun vekaletiyle 1000 senelik tecdidi ben yapıyorum ama
Ben de onun makamına vekaleten baktığım için yine onun güneşi parlıyor diyor. Anlayabiliyor muyuz meseleleri? Bunlara doğru yaklaşalım. Onun için bu dostlar tasarruf sahibidirler ama biz şimdi ölürken bizi ne kurtaracak? Ehl-i Beyt sevgisi. Ölürken. İmam Rabbani Hazretlerimizin babası Abdülahad Hazretleri. Babası Kadiri Şeyhiydi. Çok büyük veliydi. Ve İmam Rabbani Hazretleri'nin ilk terbiyesini hem tasavvufta hem zahiri ilimde kim yaptı? Babası. Mübarek babası ne diyor vefat ederken? İmam Rabbani de başında. Evladım diyor. Ben Ehl-i Beyt'i Resulullah'ın soyunu, hane halkını çok seviyordum ama şimdi ölürken o sevgiyle boğuldum diyor. O sevgiye daldırdım, öyle canımı teslim ediyorum Allah'a diyor. Şimdi koca İmam Rabbani bunu anlatıyor mektubunda. Babam diyor, evet, vefatında Ehl-i Beyt sevgisi üzere gittiğine bizi şahit etti diyor. Ehl-i Beyt'i tanımak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onları aracı yapmak. Onların hürmetine istenen bir şey reddolmaz. Onun için duada ne diyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Salavat getirince ne diyeceğiz? Allahümme bihakkı seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Ya Rabbi, Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yüzü su hürmetine ve onun ehli beytinin yüzü su hürmetine. O ehli beyti de Resulullah'tan ayırmamak lazımdır. Çünkü o onları bu işe koymuştur, aracı yapmıştır. Bütün ümmetin şefaatine, kurtuluşuna onları vesile yapmıştır. Ve bize onları sevmeyi emretmiştir. Allah bize onları sevmeyi farz etmiştir. Çünkü la eselukum aleyhi ecran illel meveddete fil kurba. Habibim söyle ki, ben size İslam'ı tebliğ ettim. Din getirdim, Kur'an getirdim. Hiç para istedin mi? Ancak benim akrabamı, çocuklarımı, torunlarımı, ehli beytimi seveceksiniz. Bu sevgi sizin İslam'ın gelişine karşı ödeyeceğiniz ücretiniz olacak. Ehli beyt sevilmeden Allah muhafaza iman kurtarmak zor olur. Kim Resulullah'ın ehli beytine en ufak bir içinde kızgınlık, nefret, sevgisizlik barındırırsa Allah muhafaza münafık olarak ölür. Onun için onları ancak müminler sever. Onlara ancak münafıklar buğz eder. Biz de o müminlerden olmaya, kamil mümin olmaya talibiz inşallah. Ehl-i Beyt'in, ziyaret ettiğimiz Ehl-i Beyt'ten ve o münasebetle Ehl-i Beyt'in bazı faziletlerinden konuşalım. Ciddiye alalım meseleleri. Biz burada oyuncak iş yapmıyoruz. Biz burada numaradan konferans vermiyoruz. Biz burada cenneti kazanmaya geldik. Ahiretimizi kazanmaya geldik. Bu şu saatlerde kazanıyorum. Çarşı bu saatlerde kuruluyor. Dünyanın çarşıları bitti, Mevla'nın çarşıları açıldı. Hele gece teheccüde ne pazarlar açılıyor. Bütün borsalar kapalı, kapalı çarşı kapalı. Her yer kapalı. Ama gece büyük bir satış var. Cennet satılıyor ya. Kafanı çalıştı. Ve yagrisu beyne ma girasen. Şimdi iki köşkün arasına da Mevla onun için bir ağaç diker. Bir ağaçtan ne olacak ya bir ağaç? Senin bahçedeki ağaca benzer mi ya? Dünyada öyle ağaç yok. لَوْطَافَ اَهْلُ الْاَرْضِ لَوَسِعَهُمْ. Öyle bir ağaç ki o iki köşk arasında bütün dünyanın halkı, Adem babamızdan kıyamete kadar hepsi o ağacın etrafında tavaf etseler hepsine yer olur. Nasıl bir ağaç? Şimdi biraz büyük ağaç alayım desen 10-20 milyar çok büyük ağaçlar. Bir de tutmaz zaten. Yerinden söksen getirsen ölür. Ondan sonra rüzgara karşı mı ektin, güneşe karşı mı ektin, oradan çıkar, buradan tak. Ağaç gitti, para da boşuna gitti. Büyük ağaç çünkü taşımak zor. Nerede bulacaksın öyle ağacı? İşte müjde bu. Şimdi biz yine de Mevla'nın rızasına müşteri olalım. Efendim biz ağaç için, köşk için, cennet için, efendim huri için ibadet yapmayalım. Biz bu vazifemizi Allah için yapalım. Mevla'nın huzurunda bulunduğumuzu fark edelim. Ciddiyetimizi takınalım. Ama Rabbimin de bu müjdeleri vardır. Bunu da gizlemeyelim. Bu müjdeler de size ulaşsın. İnşallah. Ben size duyuruyorum. Şimdi önümüzde yaz sezonu vardır. İnşallah bu şekilde devam edelim. Biz bu şeyi kazanalım.
E hoca efendi, bir gece bir kereyle kazanıyorsun zaten. Bir kereyle kazanıyorsun ama bir de haftaya kadar kaybediyorsun kaç kere. Ne yapmak lazım? Devam etmek lazım ki ölmeden evvel temiz gidelim. Çünkü sen şimdi cenneti kazandın. E cenneti kazandığında kaybetme riskin yok mu? He? Çıkıyorsun kapıda, bir de bakıyorsun, bir günaha bulaşıyorsun, satıyorsun. Kazandığını harcıyorsun. Onun için ne yapacağız biz? Fazla mal göz çıkarmıyor. E fazla köşk göz mü çıkarıyor? Allah sabır versin, tahammül versin, zevk versin. Bu iş manevidir. İnşallah kazananlardan olacağız. Kazananların nasıl kazandığını öğreniyoruz. Ve kazananların yanındayız. Onları tanıyoruz. E biz de kaybedenlerden olmayız inşallah. En azından sevgi bizi kazandıracak. Kişi sevdiğiyle birlikte haşrolacaksa, Ehl-i Beyt'in imamlarının, ziyaret ettiğimiz zatların menkıbelerini dinleme. Bu ne büyük iş. Bu ne büyük sevgi. Millet, ki diyorlar efendim, neydi belirsiz adamın konserine. 5.000 kişi, 10.000 kişi, 20.000 kişi. Bir de para veriyor girerken. Bilet kaç lira? 50 milyon ya. Ya 50 milyon da para veriyor adam ya. Girerken. E dinlediği ne? Zirzobun biri. Hiçbir şey yok. Kıçını sallıyor, başını sallıyor, ayağını başına kaldırıyor, bir şey yok. Allah Allah. Parayı da veriyorlar, günahı da yükleniyorlar. Çıkıyorlar. Sıcak demiyorlar, soğuk demiyorlar, terledik demiyorlar, bunu aldık demiyorlar. Terlese bile çıkmak işine gelmiyor. 50 milyon verdim, en ön safa geçtim şimdi diyor. Ne çıkayım? Yanarsam da yine bayılıyorlar orada. Değil mi? Düşüyorlar, devriliyorlar. Bazı kere eziliyorlar. Hiç çıt çıkaran, herkes halinden memnun. E sen cennette oturuyorsun da ne kaşınıyorsun? Adam cehennemde darlanmıyor da. Sen cennette niye darlanıyorsun? E sende o zaman hastalık var. Zaten bu zamanda sağlam adam az var. Hemen hemen herkeste hastalık var. Onun için tedavi olalım inşallah. Onu kendi kendimize kıyas yapalım. Durumumuzu kendimiz kontrol edelim. Ne zaman ki cemaatten darlanmıyorsak, namazdan zorlanmıyorsak, he? Sohbetten darlanmıyorsak, itikaftan sıkıntı duymuyorsak, hatta zevk alıyorsak, inşallah imanımızın tadını tattığımızın, halavetine erdiğimizin delili olsun. Evet. Ebu Yezid, Kuddise Sirruhu Hazretlerine soruldu. Sizin manevi işinizin başlangıcı nasıl oldu? Buyurdu ki Allah bizi ziraate hidayet etti. Ziraat ne demek? Tarımcılık. Sen şimdi ne anladın? Ben evvela tarlacılıktan başladım zannediyorsun. Onu demiyor. Ben diyor evvela nefsime diyor türlü türlü ibadet tohumları ektim. Bunların sözünü böyle direkt anlamak kolay değildir. Allah diyor evvela bana ziraat nasip etti diyor. Ne demek? Tohum ektim demek. Ne tohum ekmiş? Elma armut değil. İbadet tohumları. Ektim diyor. Sonra Allah beni diyor, efendim taharete irşad etti. Ne demek taharet? Temizlenmek. Buradaki mana ne demek değil? Suyla, sabunla temizlik manası değil. Nefsin kötü huylarını temizlemek. Nefsimi diyor, ne kadar temizleme usulü varsa hepsiyle, türlü türlü çeşitlerle, sularla yıkaya 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 hala da temizlendiğimi zannetmiyorum. Onlar nefiste ne huylar olduğunu çok iyi bilirler. Biz zaten nefsimizi iyi görüyoruz. Biz nereden kaybettik? Nefsimizi temiz görmekten. Ben çok iyi adamım. Yahu sen çok iyi adamım dedikten sonra hiç nefisle cihatın manası yok. Bu kadar ulema evliya bu nefisle niye cihat etti o zaman? Onlar sen demek anandan doğma temiz doğdun. Bu adamlar temizlenene kadar canı çıktı. Koca Beyazıt Beslam hala temizlenmedim diyor o zaman. Temizlendiğimi zannetmiyorum diyor. Bizim birimiz kalkıp da ben çok temiz adamım derse bu ne olur? Bir defa nefsinin ayıbını görmemek olur. Allah muhafaza etsin. Kendinde kemalat görmek olur. Yani hüner görmek olur. İnsan kendinde bir hüner görebilir mi? Senin ne hünerin var, benim ne hünerim var? Hepsi Mevla'dan geliyor. Bizde bir şey yok. Bunu böyle anlamadıktan sonra namazım var,
Orucum var, ilmim var, hacılığım var, hocalığım var, ömrem var, şuyum var, buyum var. Ya yaptıklarını görme ya. Sen Mevla var, sen yoksun ki. Evet. Öyle buyururdu mübarek. Dünyayı üç talakla boşadım. Böyle boşadım ki derdi. Dönüşüm yok. Nikah tazeleyemem daha. Bu da bir tabirdir. Allah'ın akıllı kulları ne yapmışlardır dünyayı? Boşamışlardır. Boş ol deyince boş olmuyor. Anladın? اِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا فُطَنَا طَلَّقُ الدُّنْيَا وَخَافُ الْفِتَنَا نَظَرُوا ف۪يهَا فَلَمَّا عَلِمُوا اَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيِّمْ وَطَنَا جَعَلُوهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوا صَالِحَ الْاَعْمَالِ ف۪يهَا سُفُنَا. Bu İmam Şafii'nin sözüdür. Çok büyük sözdür bu. Allah'ın öyle akıllı kulları var ki diyor, dünyanın fitnelerinden korktular, dünyayı boşadılar diyor. İşte Beyazıt Bestami o kullardandır. Çünkü dünyaya bir baktılar, baktılar burada yaşanır mı yaşanmaz mı? Baktılar herkes ölüyor. Dediler ki burası dirilerin vatanı değil, burası olsa olsa mezarlık olur. Zaten yakında tümü mezarlık olacak. Yetmiyor mezarlık, her taraf mezarlık doldu. Üstünden çok altında var. Böyle de devamlı akın akın gidiyor. Bugün ne kadar insan yine gömüldü. O zaman kaç sene üstünde duruyor? Ortalama 60 sene. Kaç sene altında duruyor? Binlerce sene. Geçmişe bakarsak. Tabii biz binlerce sene pek kalacak gibi gözükmüyoruz. Sonunda yakınlaştığı için kıyamet. Ama yine de biz de kaç yüz sene duracağız Allah bilir. O zaman şimdi burada dirilerin vatanı mı? Ölülerin vatanı mı? Baktılar ki bura dirilerin vatanı değil. Dediler ki bu dalgalı denizde salih amel gemisine binelim. İman selametiyle ahiret sahiline çıkalım. İnşallah. Aklını kullananlar bunlar. Ben de diyor dünyayı boşadım, terk ettim. Sonra Rabbime yalvardım. Dedim ya Rab, senden başka kimsesi kalmayanın ne dua etmesi gerekirse ben sana öyle yalvarıyorum. Benim senden başka kimsem yok. Şimdi ben diyor dünyadan ümidi kestim. Hayattan ümidi kestim. Ondan sonra Allah Allah, adamlar ne adamlar ya. Mezarı kazmış evin içine, evliya Allah'tan biri. Evler onların birinci kat ya toprak. O zaman iki kat, üç kat ev yok. Şimdi evin içine bayağı mezarı kazmış. Ne acayip bir şey ya. Şimdi evin içine tabutu koysam kaçar. Benimki hepten kaçar canım. Seninki kaçar da benimki durur mu? Tabut ya. Tabutu koysan eve kim durur? Çocuklar biraz anlamaz. Baştan bir oyun yaparlar, içine girerler, üstünü kapatırlar, çıkarlar falan ama kafası çalışanlar tabutu gördü mü? Vın! Biri hocaya dedi ya. İmam cenazeyi yıkamış, gömmüş de tabutu bıraktı. Kapının önünde, caminin dış yolunun önünden geçenler görüyor tabutu. Oraya dikmiş onu, unutmuş orada birkaç gün. Kadın da oradan yolu geçiyor, çok morali bozuldu yani. Geldi hocaya daldı, dedi ki kaç gün oldu cenaze kalkalı, ne bu tabutu buradan çekmiyorsun dedi. O da dedi ki ne var dedi, seni de sokacağım içine deyince bağıra bağıra kaçmaya başladı. Şimdi ölümden niye korkuluyor? Yüzümüz yok. Yüzümüz yok da böyle de hiç olacağı da yok. Nereden başlayacağız yani, bir yerinden başlamak lazım. Koymuş mezarı, kazmış evin içine. Şimdi gevşeklik geldiği zaman ibadette uyku bastırırsa, gevşeklik gelirse, canı biraz ekşili isterse, hava al mava al, gez dolaş falan, hemen kendine ne yapıyormuş? Sen gir bakayım şu mezara. Sokuyormuş kendini toprağın içine. Orada kapağı açıyor. Giriyor toprağın içine. Şimdi bakıyor ki öldüm gittim, ne namaz kılacak halim kaldı, ne bir şey. Yani ölümü düşünüyor. Tezekkürü mevt rabıtası. Rabıta kitabımda var bu. Ölümü düşünme rabıtası var. Acayip bir şey yani. Aman hoca beni düşünmeye gelmez, o anda ölürüm ben, boş ver. Nefesim tıkanır, bir şey olur. Ya ne var düşünmekle adam ölür mü ya? Bu sefer evhamlı insanlar var tabii. Bazı evhamlı insanlar var. Nabzını kontrol eder o anda. Gittim mi, kaldım mı? O da olabilir. Bu sefer diyor ki şimdi kendi kendine Mevla Kur'an'dan ayetten Rabbir ci'un. Çünkü birine ölüm geldiği zaman ya Rabbi döndür beni, döndür beni der diyor ya ayette. O da şimdi
Ümidi kesiyor dünyadan ki Rabbir ci'un diyor. Mezara yattı ya şimdi. Ya Rabbi döndür beni diyor. Lealli amelu salihen fîmâ terak. Bu kadar ameli salihi terk ettim. Biraz daha fırsat verirsen salih amel işleyeceğim. Diyor. Ondan sonra zaten ölmedi ya. Kalkıyor. Hadi diyor Mevla beni döndürdü. Dua ettim ya şimdi. Kabul etti çıktım. Ne olacak şimdi? Uyunur mu şimdi? Uyku muyku. Kaçıyor. Yine ibadete devam ediyor. Biraz gevşeklik gelse giriyor mezara. Ne acayip bir şey ya. Bizim zaten öyle evler var ki mezarda kazamazsın. Beton. Altı toprak değil. Kazsan alttaki komşu çıkar. Ne yapacaksın? Bu sefer mecbur işte. Biz de ölümü düşüneceğimiz zaman yatağa giriyoruz. Çek yorganın üstüne. Ben öldüm. Ne olacak? Zikir kalsın. Teheccüd kalsın. Sabah namazında zaten uyanıyor uyanmadım numarası yapıyor. Duymamış olayım saati. Sabah da kalkınca karıya hava atıyor. Kim kapattı bu saati ya? Lan ne sahtekarlık yapıyorsun? Şimdi büyükler nefisle mücadelelerin yolunu bulmuşlar. Bizde maalesef bu mücadele hiç yok. Nefse karşı direniş diye bir şey yok. Canı ne istiyorsa, bizim canımız ne istiyorsa istemeden evvel hesabını yapıyoruz. Adam diyor ki benim canım bir saat sonra soda ister. Şimdiden sodayı alıyor. Diyor ki akşam benim canım kuru yemiş ister. Efendim bu kadar nefsini böyle pof 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 beslersen ne olacak bu işin sonu? Her istediğini verirsen ne olacak bu işin sonu? Biraz mücadele lazım ya. Ha biz hoş Beyazıt Bestami değiliz. Ne buyurmuş mübarek? 40 senedir şu insanların yediği cinsten bir yemek yemedim diyor. 40 senedir. Ne yiyor bunlar? Ot yer, su içer, ne yerse yer mübarekler. Sen ne bakarsın onlara? Mevla yedirir. Onlar bazı kere sıralı oruç tutarlar. İftar yapmak sünnet olmasa onu da yapmayacağım diyorlar. Bir zeytinle iftar eder, bir zeytinyağıyla, bir hurmayla onlara yetiyor. Yani şimdi onların manevi gücü var. Bizde o güç yok. Bizde öyle bir direnişe girelim demiyorum ben. Yani bir adam şimdi aç kalsın, susuz kalsın demiyorum. Ama şimdi canının daha istemediği şeyi bile ister diye hesap ederek bunu bile önceden tedarik ederek bu nefisle cihat kazanılmaz. Burada biraz fedakarlık lazımdır. Dedim, ümidi kestim. Ya Rabbi senden başkasından bir ümidim yok. Sadece sana yalvarıyorum dedim. Mevla da diyor benim bu duamı doğru yaptığımı bildi. Baktı ki bu sadıktır bu kulum. Şimdi bizim duamızda da sadakat yok. Çünkü biz öyle bir dua yapıyoruz. Ya Rabbi senden başkasından ümidimizi kes. Bir tek sana ümit bağlayalım desek. Bu dua doğru bir dua. Senden gayrinden ümidimizi keselim. Sadece ümidimizi sana bağlayalım. Bu çok iyi bir dua ama burada sadık mıyız biz? Biz onu derken bile başıma bir iş gelirse şundan şuna giderim. Şundan şu avukatım var, şuradan şu tanışım var, şuradan şu komşum var, şu akrabamdan şunu alırım. Bu kadar hesap peşindeyken nasıl ya Rabbi senden başka kimsem yok desek bu dua doğru olur mu şimdi? Ha lafta kalır. Bayezid diyor ki Mevla bildi ki ben sadık dua diyorum. Duamı kabul etti. Ve bana kendimi tamamen unutturdu. Hiç ben diyor, nefsim var mı, yok mu, bilmiyorum. Bütün mahlukatı, yaratıkları da huzuruma dikti. Dedi, hepsi sana hizmet edecek. Kimsenin tarafına bakmıyorum diyor, herkes bana hizmete geliyor. Onun için ne buyuruyor Hacı Kutsi'de? Ya dünya, uhdumi men gademeni ve et'ibi men gademeki. Ey dünya! Bana hizmet edene sen hizmetçi ol, sana hizmet edeni sen hizmetçi al. Şimdi bu Allah dostlarına bütün dünya akar gelir. Neden? Çünkü bunlar Allah'a hizmet ettikleri için dünya bunlara hizmet etmekle görevlendirilmiştir. Ama biz dünyaya hizmet ediyoruz. Dünyaya hizmet ettiğimiz için başta ben olmak üzere çok yoruluyoruz. Çok yoruluyoruz, çok zahmet çektik. Çünkü bir rivayette ve et'ibi. Men hademeki, ey dünya, sana hizmet edeni yor diyor Allah, yor. Ya. Halbuki, Mevla'nın zikriyle, duasıyla meşgul olsak, ama hakkıyla da tevekkül edecek, bunlar makam meselesidir, sıkıntımız olmaz. Lev tevekkeltum alallâhi hakkat tevekkülü, le razakakum kemâ erzukut tayr.
Allah hakkıyla tevekkül etseydiniz, kuşları yedirdiği gibi siz de yedirirdi. Allah. Hiç çalışmaya da bir gerek olmazdı. O zaman. Ama hakkıyla tevekkül bizde nerede? Ne oluyor kuşlar? Tegdû himâsan ve terûhü bitânâ. Yarın sabah bütün hayvanat ve mahlukat karnı aç mı kalkacak, tok mu kalkacak? Aç kalkacak. Yarın akşam bütün mahlukat ve hayvanat efendim tok mu olacak, aç mı olacak? Tok olacak. Şimdi kuşların karnı aç kalkıyor, akşama karınları şişik olarak çıkıyor. Bu kuş ne yapıyor? Fabrika mı çalıştırıyor? İşçilik mi yapıyor? Maaş mı alıyor? Bankadan ücret mi alıyor, gidiyor? Bir şey yok. Siz de öyle tevekkül etseydiniz. Efendim, kuş tabii bir ufacık karnı var. O nereden bir tane bulsa doyar. Ben onun gibi nasıl doyayım? Fili de doyuruyor. Fil seni de yese yutar. Yine de doymaz. Fil de sıralı ot yiyor. Ben ot diye yemem ki. Ben baklava yiyeceğim, börek yiyeceğim. Para lazım oluyor. Ya. Burada mesele var. Nefsi unutursan Mevla kendini sana hatırlatıyor ve mahlukatı sana hizmetçi yapıyor. Allah. Büyük işler. Beyazda dediler, bu dereceye neyle ulaştın? Dedi, dünyada ne kadar sebep varsa, vesile varsa, hepsini dedi kanaat ipiyle bağladım. Sadakat, Allah'a bağlılık, doğruluk ve dürüstlük, mancınık var ya, mancınığına koydum. Ondan sonra Allah'tan başka her şeyden ümitsizlik denizine attım, rahata kavuştum. Sözlere bak, istere bak, bir kelimesine bir cilt şerh yapılabilir. Bir kelimesine. Ne sözü söylüyor ya? Dediler, nasıl ulaştın? Öyle ya, şimdi bir şeye ulaşmış bu. Herkes tecrübe etmek istiyor. Herkes yol bulmak istiyor. Herkes soru soruyor. Dünya akıyor geliyor Beyazıt Bestami'ye. Bütün evliya geliyor. Geçen derste anlattık. 1000 kişi geliyor, bir tane kerametsiz yok. Hepsi diyor ki, sen nasıl bu makama ulaştın? Çünkü yol arıyorlar, yol soruyorlar. Şimdi nasıl birisi para kazansa öbürü, nasıl kazandın ya? Nasıl aldın sen bu arabayı? Nereden buldun bu cep telefonunu? Birbirine nasıl güzel bir şey görenler hep. O zaman da mı? Allah'ın dostları görüyor. Sen nasıl ulaştın? Dedi ki, birkaç şeyle beraber. Birincisi, Allah Teala'yı muallim edindim. Her şeyimi Rabbimden öğrendim. Dedim ki kendi kendime, Rabbin sana yetmiyorsa, göklerde yerlerde sana hiçbir canlı yetemez. Sana bir defa Allah yeter. Celle şanuhu celle şanuhu. Dilimi onun zikriyle meşgul ettim. Bedenimi onun hizmetiyle, yani ibadetiyle meşgul ettim. Ondan sonra bir uzvum yorulursa öbür uzva döndüm. Ne demek? Mesela namaz kıldım. Elim yoruldu efendim. Ayakta duramıyorum. Oturarak kıldım. Anladın? Peki oturacak halim kalmadı. Uzansam bu sefer vücudum yoruldu. Dilim meşgul. Dilim yorgun değil. Dilimle zikre devam ettim. Dilim de yoruldu diyelim. Konuşamak hale geldi. Kalbe geçtim. Kalp yorulur mu? Tefekkür boyutuna geçtim. Yani devamlı Rabbimle meşgul oldum. Evlâsenin harkâni. Arşa çıkarıldım diyor, tavafa başladım diyor. Melekler geri kaldı, ben hızlı tavaf ediyorum. Bir melek geldi diyor, işlere bak, işlere. Hiçbir programda duyamazsın bunları. Hiçbir programda. Bilen de yok. Dedi ki meleğin biri, sen niye bu kadar hızlı gidiyorsun dedi. Biz sana yetişemiyoruz. Meleğe dedim ki diyor, sizde ateş latifesi yok. Biz su, hava, toprak, ateş, dört unsurdan yaratıldık. Sizde nurdan yaratıldınız. Ve mâ minnâ illâ lehu makâmun mâlûm. Melekler hakkında ne buluyor? Hepimizin belli makamı var, onu aşamayız. Meleklerin bir programı vardır. O programın dışına çıkamazlar. Ne artırabilirler, ne eksiltebilirler. Onlar programlanmıştır. Biz öyle değiliz. Bizde güç var, kuvvet var. O manevi gücü kullandığımız cihette bize melek bile yetişemez. İnsan melekten üstündür. Ne bakımdan üstündür? Meleği geçme kabiliyeti var. Ama sende de var o kabiliyet, bende de var. Ama işlettin mi, işletmedin mi? Beyazıt Bestami işletmiş, ben işletememişim. Ben yere çakılmış kalmışım. Ama o göğü aşmış geçmiş. Alâ fevkes semâi velîdü erdin ve halle fe halfehu zemenen ve erdâ.
Mektubat'ta İmam-ı Rabbani. Yerin çocuğu diyor, göğün üstüne çıktı diyor. Allah. Yerin çocuğu biz, Evliyaullah için diyor. Yerin çocuğu göğün üstüne çıktı. Zamanı da geri bıraktı, mekanı da geri bıraktı. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Miraç gecesi yaşananlar. Cebrail aleyhisselam bile gelemiyor, yanaşamıyor. Ha, ona varis olanlar, ona tabi olanlar, onun izinde gidenler, onun gibi ererler, ruhani miraca erişirler. Ama bunu Ebu Hasan-ı Gargani Hoca rüyada görmedi ki. Açıkça diyor, arşa götürüldüm, tavaf ediyoruz. Bizde dedim diyor, ateş latifesi olduğundan süratlilik var, hızlılık var. Onun için melek boyu bana yetişemiyor diyor. Bu zat geliyor Ebu Yezid-i Bestami'nin mezarından alıyor. O kadar yetişmiş ki. O da oradan alıyor tabii. Ondan sonra gök kapılarının açıldığını görüyor. Meleklerin indiğini görüyor. Onlar öyle. Senin benim gibi rüya görmüyor ki. Nasıl ulaştın? Bu işler kolay mı ulaşılıyor? Dediler, kul Allah'a nasıl ulaşır? Dedi ki, dilsizlik, sağırlık ve körlükle. Anladın mı şimdi? Ha, duymadım, görmedim, bilmedim diyorlar ya. Ne demek dilsizlik? Gıybet yok. Dedikodu yok. İftira yok. Canım bir laf söylemek istedi, söylemek yok. En büyük ibadet sükût durmaktır. Eftalü ibadet. En üstün ibadetlerden biri nedir? Tuğlus samt. Uzun süre sessiz kalmak. Ya Evliya Allah'tan için Rabbi İbni Haysem Hazretleri, inşallah onu da ziyaret ettik, o mübareği. Nasip olsa onu da anlatırım size. Bir zat yanına gittim diyor, 10 sene hizmetinde durdum, bana iki kelime konuştu. Birinde annem var mı sormuş, artık dua edecekti herhalde. Birinde belki unuttum, kitaba bakarız. Uydurmayalım şimdi. Ne demek istiyorum? Şunu anlatmak istiyorum. 10 sene yanında kaldım diyor, bana iki söz sordu. Adamların işi var kardeşim, zikirle meşgul. Bizim şu fuzuli muhabbetler, İçinde gıybet, dedikodu, iftira da karışıyor. Çünkü çok konuşanın sakatı çok olur. Ben kesiro kelamu, kesiro sakatu. Kelamı çok olanın sakatı çok olur. Bu sefer Allah'a nasıl ulaşacaksın? Bir defa dilsiz olacaksın. Ne demek? Laf katmayacaksın, konuşmayacaksın. Şimdi arkadaşlar konuşuyor. Ha ha hi hi. Senin de içinden geliyor ki sen de bir laf kat şu araya. Sen de diyeceksin, sana ne ya? Konuşmayacaksın. Konuş diyecek. Nefisle cihada bak şimdi. Hele o muhabbet ortamında, hele hepsini de bastıracak bir laf sende varsa, hava atmak falan, bir bilgi var sende, bir şey. Ya konuşma kardeşim, gel de tut ya. Tutamazsın. Baktın pat diye atlamış. İlla bir şey, ben de biliyorum şöyle. Ya sus. Sükut dur. O sen beğeni, millet de sana dedi ki, aferin ya, neler biliyorsun be, vay anasın. Dediler sana, ne kazandın? Hava ya. Hiçbir şey kazanmadın. Ondan sonra internetten haberlere bakıyor. Birisi bir haber verdi mi? O haberin aslı şöyle. Bu da şimdi biliyor ya ki ya. Ya onunki de yalan, seninki de yalan. Sen bir yalancıyı okudun, öbürü başka yalancıyı okudu. Ne işin var senin bu? Ben dünyadan haberim olmasın mı? Sana lazım olandan haberin olsun. Sana lazım olandan. Fuzuli işlerle ne işin var? Dilsizlik, sağırlık, birinin aleyhine bir şey konuşuluyor. Sen hemen, yapma ya, öyle bozuk adam demek o, he? Ben de şüpheleniyordum zaten, bir de sen ekle. Ya ne duyuyorsun? Ne duyuyorsun? Adamlar cami yıkılmış, zelzele olmuş da secdeden duymamış. Allah. Zelzelede cami yıkılıyor, mihrapta duymuyor adam ya. Sen sinek uçsa duyuyorsun, ne iş bu? Demek Mevla ile irtibatı kuramamışsın. Mevla ile irtibatı kuran adam sinekle uğraşır mı ya? Körlük ne demek? Namahreme bakmayacak. Harama bakmayacak. Fuzuli şeylere de bakmayacak. Şimdi, çünkü göz gördüklerinin ne yapar? Resmini çeker. O resimleri nereye aktarır? Beyne aktarır. Bak, adam 40 sene evvel gördüğü karının hala gözünü kapattı mı o karıyı hayaline getirebiliyor.
40 sene evvel gördüğü karıyı. Neden? Çünkü göz resmini çekmekle kalmıyor. Beyne atıyor. Bu sefer sen beyne, kalbe giden şeyi temizlemeye uğraş. Ya pisletmesen en iyi temizlik yolu pisletmemektir. Men lem yemlik ayne feleysel kalbi inde. Gözüne sahip olamayan kalbine hiç malik olamaz diyor hadis-i şerifte. Ne demek? E sen baktıkça efendim o baktığın resimler beyne gidiyor. İlle kadına bakmak değil ki bu. Adama da baksan. Adamın paçasına bakarsın. Yakışıklı mıdır? Yakışıksız mıdır? Çirkinse ulan hakaret gözüyle bakarsın. Güzelse efendim imrenerek bakarsın. Göz afet. Öyle de bakmak zarar. Böyle de bakmak zarar. Ne bakıyorsun? Bakıyorsun görüyorsun. O kadar gördüğün. Nazar berkadem. Nakşi tarikının bir şartı nedir? 10 maddenin biri. Nazar berkadem. Göz nereye bakacak? Ayakların üstüne. E hocam yani biz onu namazda öyle zannediyoruz. Namazda değil. Dışarıda da. Her yerde de. Göz nereye bakacak? Ayağın üstüne. Sağa sola bakarsan fitnen çok olur. Şimdi adamı görürsün. Selam versen bir dert. Vermesen iki dert. Ondan sonra bir konuşmaya başlarsın bir saat seni işinden eder. Dersini geciktirir. İşini geciktirir. Ayağına baksan kimseyi görmesen adam diyebilir mi ki bu beni gördü de selam vermedi? Diyemez. En nihayetinde kafanı duvara vurursun inanır. Der ki ulan herif bakmıyor hakikaten ya. Değil mi? Nasıl herif kasteye bakarken kafayı duvara vuruyor karıya bakarken? E sen de ayağın ucuna bak. Yola iyi bak ama. Arabalar geçiyorken sağa sola iyi bak. Sana ezil demedik. Ama karşı yolları kontrol etme müfettiş gibi. Tamam mı? Ya gemiye bindin, ineceksin. O gemide kim varmış bilmeyeceksin. Mesele bu ya. Ama sen şimdi en arka koltuğa kadar kafanı kaldırıp tanıdık biri çıkar mı acaba? Ne lüzumu var tanıdığın? Tanıdık biri çıkmasa 5000 kere la ilahe illallah dersin Yalova'ya kadar. Tanıdık biri çıkarsa kır kırdırdır bir Allah diyemezsin ya. Ne lazım tanıdık? Ben size hikayeyi anlatmıyorum. Bunların hepsi yaşanmış. Milleti nasıl bilirsin? Kendim gibi. Ben hep bu şeylerden geçmişim. Geçmişim derken bitirmiş miyim? Yok hala. Bocalıyorum. Bocalıyorum. Ama Rabbimden de duam odur. İnşallah Rabbim sadık dua bilir. Bende de sadakat olsa inşallah. Bu dua çok önemlidir. Ya Rabbi beni ne için yarattınsa ne için yarattı bizi? Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Cinleri insanların için yarattım. İbadet etsine. Ya Rabbi Allahümme efridni lima halakteni lehu. Ya Rabbi beni ne için yarattınsa sadece ona tahsis et. Amin. Size de uydu mu bu? Uydu ama işte amin demeye de korkuyorsunuz bazı duaya. Bunun ne getirisi olur sonra bu dua kabul olursa? Ya. Ve la teşgalni bima tekeffelte li bi. Sen benim rızkımı vereceğine söz verdin mi? Verdin. Allah rızka kefil mi? Er rizku alallah. Ya Rabbi sen benim rızkımı üstlendin. Beni senin üstlendiğin şeyle meşgul etme ya Rabbi. Ne yap beni? Ne için yarattınsa o gayeye ayır beni ya Rabbi. İşte böyle, böyle dua etmek lazım. Biz bu zatlara erişmemiz mümkün değil de nispeten kendi çapımızda, kendimize göre Mevla'ya yönelmek zamanıdır. İnşallahurrahman. Ya. Dediler ey Ebu Yezid, hep sorulara bak. Neyle ulaştın? Dedi ki yılan derisini bırakıp çıktığı gibi nefsimden öyle sıyrıldım çıktım dedi. Ama biz sıyrılabilir miyiz? Nereye gitsen, oraya gitsen nefis senden geliyor. Buraya gitsen senden geliyor. Bir tarafını kessen durmuyor ki orada. O nefisten sıyrılma işi nasıl bir şey? Cübbe değil ki bu çıkarasın. O sıyrıldım diyor. Dediler Evliyaullah neyle ulaştılar? Dedi ki bitazî'i mâ lehum ve şuhûdî mâ lehu. Söze bak. Kendilerine ait olan şeyleri görmediler, ona ait olan şeyleri gördüler. Ne demek? Her şeyi Mevla'dan bildiler, kendilerinden hiçbir şey bilmediler. Ne kadar kısa ulaşma yolları varmış. Ama bizimki laf olur. Efendim, sen bu marifeti neyle buldun dediler. Bi batnin câi'in ve bedenin ârin. Aç mideyle,
çıplak bedenle diyor. Öyle her istediğimi giymedim, her istediğimi yemedim. Yoksa yiyebilir miydim? Yiyebilirdim. Ya. Allah Allah. Şurası çok önemli. Erbab-ı halden, yani manevi hal sahibi, cezbe sahibi bir zat geldi diyor beni ziyarete. Dedi ki, ne adamlar geliyor o zaman, öyle veliler de var ki isimsiz. Bazı veliler nasıldır? İsimsiz. Hiç onları Mevla kimseye tanıtmaz. Sadece kendi tanır. Öyle de veliler var. Bana diyor geldi diyor birisi. Dedi sen bu menzileyi neyle eriştin? Dedim ki diyor. Sen şimdi benim bir eriştiğim menzile yok ki. Sen soruyorsun ki bu menzileye neyle eriştin? Menzile lafını bir defa kenara koyalım. Öyle bir şey yok. Ben bir mertebeye erişmedim. Cevap baştan çok doğru değil mi? Bir defa o söz kesiyor işin önünü. Çünkü sen burada makama nasıl kavuştun diyene dur anlatayım dersen ben bir şeylere erdim demiş olursun. Baştan bir defa menzile neymiş? Makam neymiş? Mertebe neymiş? Derece neymiş? Mevki neymiş? Öyle bir şey yok bende. Ben sana şimdi durum. Allah bana diyor 8 keramet ikram etti. Şimdi kimi gördü? Kendininkini görmedi, onunkini gördü. Yani Rabbininkini gördü. Allah bana 8 şey ikram etti. Şimdi Allah ikram edince niye ikram etti sorulur mu? Sen neyle kazandın derlerse iş uzar. Ama Allah ikram etti deyince Allah seni mi buldu demeye kimsenin hakkı yok. Ne güzel cevap. Allah bana 8 şey ikram etti. 1. Kendimi en geride gördüm. Bütün insanların beni geçtiğini gördüm. Anladın mı şimdi? Allah Allah. Şimdi gidiyorsun Mekke'ye. Çıkıyorsun Arafat'a. Kaç kişi var? Arafat'ta diyelim 3 milyon kişi var. Arafe gününde. Arafe günü Arafat'ta 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon kişi var. Orada kim, ne göreceksin orada? Bunların en günahkarı benim. Lafla değil. Hepsi benden ileri. Diyeceksin şimdi. Ama nefis sana der ki, ya niye öyle diyorsun mübarek adam, senin yanında oda komşun var, o adam bozuk adam, daha namaza dün başladı. Anlıyor musun şimdi? Hacca gidiyorsun ya, yolda arkadaşların var şimdi. Birisi konuşuyor, ya diyor ben namaza yeni başladım. Bu bizimki de çocukluktan beri kazası yok. Şimdi tam Arafat'ta diyecek ya şimdi, herkes beni geçti, ben en geri kaldım. Nefis mi geliyor? Sen niye en geri kalasın ya? Daha namaza dün başlamış. Sen 50 senelik namazcısın. Sen 10. geliyorsun. Bu yeni geliyor. Ondan sonra onun sakalı yok. Senin sakalın var. Ondan sonra o namazda sarık sarmıyor. Sen sarık da sarıyorsun. Bak şimdi. Bak. Sayıyor. Sana dedirtiyor ki. Yok canım yani. Benden üstün belki birkaç kişi vardır ama ben herkesten de geri değil. Anlayabiliyor musunuz bu oyunları? Vah. Şimdi gece gidiyor, 7 tavaf yapıyor. 7 demek 35 kere dönmek demek. Haçta 7 tavaf ne demek biliyor musun? Ömredeki 30 tavafa bedel. İzdiham var. Ondan sonra öbürüne sabah kalkıyor. Efendim, sen kaç tavaf yaptın bu gece? Vallahi ben sabah namazına ancak çıkabildim, hiç tavaf yapamadım. Uyumağa mı geldin buraya be? Yazıklar olsun. Ne oldu şimdi? İşte Cüneyd-i Bağdadi'nin müridi dedi ya kardeşallahu aleyhi ve sellem. Teheccüd vaktinde. Ya herkesin ışığı sönük. Şu vaziyete bak dedi. Kimse teheccüde kalkmamış. Evladım dedi. Sen de uyusaydın da bu lafı konuşmasaydın. Şimdi kendini üstün görmek. Buradan battık biz. Bir de üstün görecek bir şeyimiz de yok. Hani bu zatların üstün görecek çok hali var. Yine geri görüyorlar. Bizde sermaye de yok. Kendimizi en zengin zannediyoruz. Bu ne saçmalık ya? Herkesi diyor önde gördüm, kendimi geride gördüm. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bizde bunlar maalesef yok. Şimdi tasavvuf neyi kazandırması lazım? Bu hali kazandırması. Ama şimdiki tasavvuf da bunu kazandırmıyor. Ders alıyor bir havalar, halbuki tasavvuf onu ne yapması lazım? Eritmesi lazım. Bu daha beter, nefsi bunun kabarıyor, sarıyor da sarıyor.
Halep müftüsü gibi milleti kendinden aşağı görüyor. Eyvah! Hızır Efendi rahmetli öyle der. Ya bu kapıya gelirken der, iki büklüm geliyorlar, çıkarken şey gibi çıkıyorlar. Yani baştan bir nevanek böyle giriyor, biraz samimiyet oldum, aa ben de buranın adamıyım, havalanmaya başlıyor. Ne oluyor ya? Yahu kimin ne olacağı belli mi ya? O sonra senin yaptığın kabul mü bakalım? Şu kendimizi alçak görecek var ya, bütün millet Müslüman olur. Ama hava atınca millete, üstten bakınca millete, onlar da bize yaklaşmıyor. İki, insanlara o kadar acıdım ki diyor, lütfen dikkat, işte Beyazıt'ı Beyazıt yapan burası. Bu insanlara o kadar acıdım ki, dedim ya Rabbi, hepsinin yerine ben yanayım, hepsi cennete gitsin. Oo, bu bizi aştı bayağı. Birinci de tökezledik zaten de. Bu hepten düşünemiyorum ben bunu. Niye? Ben niye yanacağım ya el alemin bozuk adamlarının yerine? O yansın. Hadi bakalım şimdi. Sen o kafadaysan, sen ariflerin sultanı değil, çöpçüsü bile olamazsın. Beyazıt ariflerin sultanı. Ben çöpçülüğüne de razıyım. Kolay mı? Söze bak. Ama bu makamada nasıl ulaştı? Beyazıt Bestami zamanında bir kere dedi ki, ya Rabbi evliyanın reisi kim dedi? Mevla'ya bir müracaat etti. Listede kim çıkacak? Mevla buyurdu ki, falan yerdeki bir demirci. Allah Allah. O zaten kendisini engeri gördüğü için şaşırdı mı? Şaşırmadı. Biz olsak, Allah Allah, bir de Zuhurat Muhurat da görüyor ya, ya Rabbi ben olmam lazımdı ama bu da nereden çıktı bu demirci? Derdik biz. Dedi ki, bunun adresi neresi? Falan yer. Gitti. O zaman çok adım atıyorlar. Uzak yollara bir Allah dostunu görmek için gidiyorlar. Aylarca. Gitti. Demirciye de söylemedi. Dükkanda oturdu. Baktı ki devamlı dövüyor, vuruyor, kırıyor. O da bekliyor ki secdeden kalkmayacak. Sıralı zikir zannediyor. Baktı ki hiç amel fazlalığı görülmüyor. O sadece helal kazancının peşinde. Namaz vakti oluyor, namaza gidiyor. Cemaatle kılıyor, geliyor. Örs dövüyor, çekiş, vuruyor. Durdu, durdu. Bizzat arkadaş oldu ondan. Dedi, senden arkadaş olabilir miyim? Buyur. O da onun Ebu Yezid el-Bestami olduğunu bilmiyor. Bilse ki Ebu Yezid'dir bu, dünyaya ünü öyle yayılmış ki, millet ayağına yatacak. O da onu tanımıyor. Birkaç gün arkadaş olunca da fazla da ibadet göremeyince dedi ki, senin dedi durumun, amelin, bir özel amellerin var mıdır hani? Dedi, bir özel amellerim yoktur. Ne yaparsın? Beş vakit namazıma, cemaatime devam ederim işte. Vazifelerimi yaparım. Geri kalan saatte helal kazancıma bakarım. Başka bir şey yok. Allah. Ebu Yezid el-Bestami biliyor, dünyada o kadar evliya var. Öyle onun döneminde. Bunun kutup olması bir meseleden dolayı oldu ama sebebini keşfedemiyor. Sordan da bir cevap çıkaramadım. Bir zaman diyor, ya senin diyor özel bir zikrin var mıdır? Yoktur diyor, beni gördün işte, kaç gündür beraberiz. Allah. Dur. Ya senin bir özel duan var mıdır? Bir yerden girecek. Yoktur falan dedi, sonra hatırına gel. Bir duan var dedi. Hele de ya. Dedi ki, ben diyorum ki ya Rabbi, bu kadar insanları yakacağına bir beni yak. Bütün bunları kurtar. Ben böyle bir duam var. O zaman Beyazıt'a nida edildi. Bu nefsi nefsi diyenlerden değil, ümmeti ümmeti diyenlerdendir. Oradan anladı. Bak, öbürü sabaha kadar kılıyor nefsine. Anca beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar. Bu, çekiç vuruyor ama duaya bak. Sonradan tabii Ebu Yezid el-Bestami hepsinin sultanıdır. O ayrı, sonunda. Ama o yolu aşarken, mesafeleri kat ederken ne yollardan geçiyor bak. Şimdi ikinci olarak ne diyor? Herkes yanacağına, bütün insanlığın yerine ben yanmaya razı oldum. Allah Allah. Üç, tek derdim ve niyetim bir Müslümanın kalbine sevinç idhal etmek oldu. Yani bütün niyetimle bir Müslümanı sevindirmek. Bu çok önemli bir şey ya. Bir Müslümanın üzüntüsünü gidermek. Bir Müslümanı sevindirmek en büyük ibadettir ya. Bir Müslümanı üzmek de ona göre. Biz üzenlerden olmayalım da.
Sevindirenlerden olalım inşallah. 4. Yarına hiçbir şey stok etmedim diyor. Yarına, bugünden yarına ne ekmek, ne yemek, ne bir şey. Şimdi pirinç artıyormuş, siz herhalde birkaç kilo aldınız. Allah'ım yarabbim. Bana zaten yasak, kurtuldum onlardan. Ne kadar zamlanırsa zamlan. Yiyemiyorum ki pirinç. Efendim şimdi, yarına bir şey stok etmedim. Feyzi kaçtı bir gün. O hizmetçisine dedi, manevi halde dedi bir, adamlar mizan gibi ya, ibre böyle, biraz azaldı mı ibre böyle. Bizim hep ibre mibre karışmış ya. Yanıyor muyuz, donuyor muyuz haberimiz yok. Biraz ibre azalsa, dedi ki manevi bir feyizsizlik oldu. Bir bak bakalım ne var. Adam da bir şey, ertesi güne bir şey ayırmışlar. Yemek mi ne kenara koymuş hizmetçi. Dedi ki efendim işte bir şey var şurada yiyecek falan. Ne var diye soruyor. Zaten odada bir şey yok ki, küçücük oda. Dedi ki evimiz bakkala döndü dedi be. Ver dedi bir fakire, çık git. Ne saklıyorsun bunu? Allah. Yarına bir şey ayırmadım diyor. Biz bunu yapabilir miyiz? Bu bizim makamımız mı şimdi? Nasıl yarına bir şey ayırmayacağız yani biz? Bizim bütün zihniyetimiz ne? Yarını düşün. Bize ne öğretiyorlar hep? Yarının kötü günü düşün. Sakla. Harcama. Verme. Bize bunu öğrettiler. Ya. Bizi yanlış yönlendirdiler. Bizi yetiştirenler de bizden beter. Onun için biz de ne yapıyoruz şimdi? Stok yapmaya çalışıyoruz. Ya. Ama tabii makam meselesi. Bu makamda olmadığımız için biz yarına bir şey saklasak olur yani. Haramdır demiyoruz zaten. Bu diyor ki, sen bu makama nasıl erdin dersen, adam da sana mübarek doğruyu söyler. Ama senin ayarın tutarsa, işine gelirse, işine gelmezse, vallahi bu evliyalık bana göre değil dersin, elini öper, çıkar giderse. Ne istediğine bağlı, bir defa sen ne istediğine karar ver. Olmak istiyorsan yolu buradan geçiyor. Ama öbür türlü normal Müslüman olsam yeter. Tamam, normal ol, biz bir şey demedik. Efendim, beşincisi, Allah'ın rahmetini istedim. Ama ne kadar istedim? Kendim için istediğimden fazlasını insanlar için istedim. Diyorum ki Rabbim, ya Rabbim, onlara benden çok rahmet et. Şu kuluna benden çok. Hep insanlar için rahmet istedim. Kendim için istedim ama fazlasını insanlar için istedim. Altıncısı, bütün gayretimi bir Müslümanın kalbinden üzüntüyü çıkarıp bir mümini sevindirmeye harcadım. Bu çok, bak bir daha tekrar ediyor bunu. Bir Müslümanın kalbinde bir sıkıntı var. Elimden ne geliyorsa, ne erişebiliyorsam, gücüm neyse. Allah. Ya Mecusi'nin yanında Mecusi komşusu var. Evler yan yana. Mecusi ateşperest. Ateşperest komşunuzun çocuğu ağlıyor. Evlerinde kandil de yok. Çünkü para meselesi o zaman da, kandil mandil yağma para yani. Her evde böyle gece lamba yanmıyor. Mübarek onu duyar duymaz çıkıyor. İbadetini bırakıyor mesela. Virdi var, zikri var, vazifesi var, itikafa girmiş. Oradan çıkıyor. Onun çocuğu ağlamasın diye tam camlarının önüne kandili, ışığı bırakıyor. O şefkatinden, acıdığından. Efendim, çocuğun da babası yok. Babası gelmiş, lambayı da görünce ne oldu diyor? Diyor İbn-i İsa, Tayfur, babasının adı İbn-i İsa, yani İsa'nın oğlu, Beyaz Bestami'nin lakabı yani İbn-i İsa, İsa'nın oğlu diyorlar ona, babasının adı İsa. Diyor ya bize acıdığından diyor, getirmiş lambayı o koymuş herhalde diyor, komşumuz o getirdi koydu gitti bıraktı falan diyor. Bunun üzerine, yani onun oradaki bir hareketi, o çocuğun ağlamasına şefkatinden bütün aile Mecusiler Müslüman oluyor. Allah Allah. Şimdi biz olsak, yandaki komşu da Yahudi ise veya Mecusi ise, şu bu, bırak şu ateisi, bırak şu gavuru, bırak şunu, buna lamba mı verilir, bunları yakacaksın. Yahu Müslümanlık bu değil be. Müslümanlık bu değil be. Komşu hakkı var be. Komşu hakkı var ya. Kim dedi sana Yahudinin
efendim Yahudi'ye komşuluk hakkında yemek verilmez, içmek verilmez. Bu nedir ya? Ne diyor? Bir Müslümanın kalbinden sıkıntıyı nasıl çıkarırım? Ona sevinç nasıl getiririm? Der bu. Yedincisi, hangi Müslümanı görürsem acıdığımdan, şefkatimden hemen ona selam veririm diyor. Bu da tevazu işaretidir. Bu şimdi bekliyorum diyor bak. Bana selam vermiyor falanca diyor. Bakalım verecek mi? Sen ver. Ben niye vereyim diyor ya. O versin. İşte bu terbiyesiz bir davranış yani. Sen ver. Sekizincisi, bu da çok çok iddialı bir söz. Ben pek gözüm kesmiyor. Diyor ki Allah beni kıyamet günü affetse, bak baştan affetse diyor, bak dikkat et, edebe bak. Ve bana şefaat izni verse. Bak direkt demiyor ki Allah bana şefaat izni verirse, direkt demiyor. Çok büyük bir söz. Allah beni affetse de, ondan sonra şefaat izni verse diyor, şefaate kimden başlarım diyor. Bana dünyada en çok eziyet eden kimse ondan başlarım. Sonra bana iyilik yapanlardan başlarım. Ben bunu biraz yapamam. Şu anda o makamda değilim yani. Bana eziyet edene yani pek şefaat mefaat. Ben de merhametliyim bakma sen. Düşmanım ağlasa acırım yani. Böyle bir merhametim var ama şimdi bu biraz aştı yani. Bu aştı. Bu büyük işler bunlar. Bunların konuşması bile büyük iş. Dinlemesi bile büyük iş. Şuradan çıkan bir netice varsa ya Rabbi bu dostlarına bağışla bizi. Bunları sevenlerden eyle bizi. Amin. Bunların hürmetini affeyle bizi. Amin. Ziyaretlerine tekrar tekrar nasip eyle bizi. Amin. Amin. Yani ben şimdi burada bu duayı uygun görüyorum. Yoksa iddia edecek şurada 8 madde var. Belki selamı vermek biraz bedava. O selamda belki yapabilirim yani. Geri kalanları o kadar kolay değil. İnşallah ümidi kesmeyelim. Onları veli yapan Allah duruyor. Bizim gibi eşkıyayı da evliya yapabilir. Biz ümidimizi kesmeyelim. İnşallah ümit... Ama nedir? Şimdi bunları konuşmasak, anlatmasak bu menkıbeleri, bu beyanları, bu sözleri. Hiç böyle bir insanlar olduğundan haberimiz var mı? Yok. Böyle bir makamlar olduğundan ve buna heves etmemiz, dua etmemiz mümkün mü? Değil. O zaman yine iş nereden başlıyor? Anlamaktan, anlatmaktan, şu sohbetten başlıyor. Bu noktadan yola çıkanlar maksadına ererler. Herkes bir makam bulur inşallah. Bu boşuna değil. Bu gelişler, gidişler, bu vakitleri, saatleri, bu yolda harcayışlar. Millet Allah'ın düşmanlarını seyrederken Allah'ın dostlarını dinlemek için. Ben Allah'ın dostu değilim ha, tövbe ya Rabbi. Şimdi hemen der ki kendini evliya diyor. Şimdi. Allah'ın dostunu dinlemek denken beni dinlemek demiyorum. Allah'ın dostları anlatılıyor. Ben naklediyorum. Tercüme yapıyorum. Arapça kitap. Tercüme yapıyorum. Ha ben burada Allah'ın dostluğundan kastım kim? Sen Beyazıt Bestami'yi, Ebu Hasan-ı Karkani, Ehl-i Beyt'i dinlemeye geliyorsun. Onları dinliyorsun yani. Bizim burada konumuz ne onlar? Onu demek istiyorum. Yoksa Allah tabii ki bütün müminler velidir. Dün bir müjde gördüm. Bunları da naklediyorum. Sonra unuturum diye naklediyorum. Nakşi tarikatı hakkında yeni bir kitap çıkmıştı. Yeni derken 100 sene evvel yazılmış da yeni basılmış. Suriye'den geldi. El-Hadâkül Verdiyed'in mislinde bir kitap, çok değişik bir kitap, Hacegâr hakkında. Yani Şah-ı Nakşibendi Hazretleri buyuruyor ya, 100 fersah civarıma şefaat hakkı verildi bana. Alaaddin Attar Hazretleri de buyuruyor ki, Alaaddin'e de diyor 40 fersah etrafına şefaat hakkı verildi. Orada bir söz gördüm, ben onlardanım diyemem ama müjde olsun diye, Nakşi tarikine mensup, sadık bir müridin, normal bir müridin bile bir fersah etrafına şefaat hakkı var diyor. Normal bir müridin. Ha ben normal mürit de değilim. Ben onu biliyorum. Allah inşallah Efendi Hazretlerimize bağışlasın. Amin. Ama bir fersah ne demek biliyor musun? Yani bu yolun adamlarının normal bir mezarlıkta yatmaları bile o mezarlık için çok büyük bir şereftir. Bir Allah diyenin, bir zikir edenin, bir teheccüd kılanın, seyri sülük vazifelerini, zikir vazifelerini yapan bir adamın ölüsü bile eftaldir. Ve bir mezarda yattığı zaman bak bazen diyorum ya niye köye götürüyorlar, felancayı niye köye götürüyorlar, niye şuraya götürüyor, niye bu içe götürüyorlar. Ama hepimiz de toplandık Eyüp Sultan'ın etrafına şehitle şimdi. Öbür taraflara da kim şefaat edecek? Dolayısıyla şimdi diyorum daha iyi anlıyorum.
Bazılarını uzak yerlere gömüyorlar, bazı kardeşlerimizi, mübarek zatları falan. Ha, ona da itiraz etmemek düşünüyorum şimdi. Neden? E belki bir şefaat hakkı vardır. Bir fersah ne demek? O mezarlığı kurtarır. Yahu Allah dostlarını sevmekten geliyor bu faziletler. Çünkü senin sevdiğin adama göre sana değer verilecek. Sen kimi seviyorsun? Kimin hayranısın? Sen kimin aşığısın? E kardeşim, seven sevdiğiyle aşık olursa Selman-ı Farisi Arap mıydı? Değil Ehl-i Beyt, Arap bile değildi. Faris milletindendi. Ama muhacirler dedi Selman bizden, Ensar dedi Selman bizden, Resulullah çıktı buyurdu evinden, Selman-ı minne ehlel beyt. Ne size bırakırım ne size bırakırım. Benim evimin halkına, Ehl-i Beytime dahil ettim dedi. Neden? Sevgiden. Muhabbetten. Onun için biz peygamber torunu olmayabiliriz. Kimimizin, belki bazı bizden de olabilir, şeceresi olan insan çıkabilir, seyit olan olabilir, ben onu inkar etmem. Ama şunu demek istiyorum, herkes peygamber torunu olacak değil. Ama sen Resulullah'ın torunlarını seversen, onun varislerini seversen, halifelerini seversen, e sana da derler ki bu da bizden. Bu da bizden derler. Biz inşallah, benim anladığım, bizim en kolay yolumuz sevgiden geçiyor. Ama sevgi de lafla olmaz. Seven sevdiğini çok anar, seven sevdiğine itaat eder, seven sevdiğini çok ziyaret eder gibi sevginin getirileri vardır. Seviyorsan ondan bahsedeceksin. Gece uykun kaçınca onu okuyacaksın. Sevgilini hatırlayacaksın. Sen seneler geçip de Ehl-i Beyt'ten ismini bile bilmiyorsun daha. Bu böyle bir sevgi olmaz. Onun için bizim bütün bu sohbetlerimizin kuruluş gayesi nedir? Bu muhabbeti, bu sevgiyi artırmaktır, güçlendirmektir, bu tohumu sulamaktır, buna ürün verdirmektir. İnşallah. Bu sevgi bizi sevdiğimize kavuşturacak. Ama biz burada sevgide yalancı çıkmayalım diye uğraşıyoruz ki, sevgimiz samimi olsun, çok bahsedelim, çok konuşalım, çok anlatalım, çok dinleyelim. Bu zatlara aşık olalım. Allah maşukumuza erdirsin. Hepimiz ölmek üzereyiz. Bak her gün bu kadar insan ölüyor. Bu geçici haberler, havadisler bizi kandırmasın. Başımızın çaresine bakalım. Madem iman ettik, imanımızın gereğince Allah'tan korkalım, azabından korkalım, kabir azabından korkalım, mahşerin sıkıntısından korkalım da başımıza çaremize bakalım. Başımızın çaresine bakalım, ilaç arayalım. Kimse cehenneme düşmesin diye, kabir azabına uğramasın diye biz gerekeni tebliğ yapalım. Her tarafa uyuralım, mesaj çekelim. İnternet adresi bu, şu adresi bu. Böyle yalvaralım da. İnşallah ola kim rahmet kıla ol padişah, ol kerimu, ol rahimu, ol ilah.